Merhaba dostlar. Yeni videomuzda karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle birlikte Google Play Store üzerinden herhangi bir uygulama indirmeye çalıştığınız zaman karşılaştığınız bu uygulama ülkenizde kullanılamıyor sorununu nasıl çözebileceğinizi ve ayrıca Google Play Store üzerinden ülkenizi kalıcı olarak nasıl değiştirebileceğinizi anlatmaya çalışacağım. İşlemlerimize geçmeden önce videonun daha çok kişiye ulaşılması için videoyu sağ beğenmeyi eğer abone değilseniz bize destek olmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Öncelikle Google Play Store üzerinden ülkemizde kullanılamayan bir tane uygulamayı indirmeyi deneyelim dostlar. Mesela Facebook'un Lasso adında bir uygulaması var. Bunu ülkemizde kullanamıyoruz, indiremiyoruz. Şimdi mesela buradan aramayı deneyelim bakalım bulacak mı? Lasso dedim. Burada şu anda o Facebook'un uygulaması çıkmadı. Mesela direkt Facebook'a geleyim. Facebook'a ait uygulamalara bakalım. Neler varmış? Şuradan Facebook'a ait uygulamalar. Bakın burada last uygulaması yok. Birazdan yapacağımız ülke değiştirme işlemiyle birlikte burada last uygulamasını bulacağız ve indirebiliyor olacağız. Aynı zamanda Google Play Store üzerinde hesap kısmından ülkemizi nasıl değiştirebiliriz onu da göstereceğim dostlar. Şimdi bu kısımları kapatalım. Buradan çıkalım temelli. Şöyle yapayım. Şurayı da kapatayım. Şimdi kapattıktan sonra tekrar Google Play Store'a girelim. Burada üstteki arama kısmına şu şekilde VPN yazın. Daha sonra ara değil. Ara dedikten sonra bakın burada Secure VPN diye bir uygulama var. Şu uygulama. Bu uygulamayı Google Play Store üzerinden bulun ve telefonunuza yükleyin. Şu anda biz yüklüyoruz. Uygulamamız yüklendi. Buradan uygulamayı aç diyelim. Uygulamayı açtıktan sonra karşımıza bu şekilde hizmet şartları ekranı geliyor. Buradan hizmet şartlarını kabul etmemiz gerekiyor. Kabul et diyelim. Kabul ettiğince otomatik olarak program bir tane VPN'e bağlanacaktır. Bakın şu anda bağlanmaya çalışıyor. DNS sonucu kontrol ediliyor diyor. Ve bağlanma ekranı karşımıza geldi. Buradan direkt bağlan dediğimiz zaman Şuna da tamam dersek Otomatik olarak program bir tane VPN sonucunda bağlanacaktır. Sağ üstteki bayrak ikonuna tıklayarak da VPN da manuel değiştirebiliriz. Bakın burada Almanya, Hollanda, İtalya gibi farklı ülkeleri seçebiliyorsunuz. Şu anda Almanya sunucusuna bağlıymışız. Mesela biz bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne yapabiliriz. Alttan Amerika Birleşik Devletleri'ne dokunuyorum. Dokunduktan sonra otomatik olarak VPN sonucumuz Amerika Birleşik Devletleri olarak değişti. Artık ülkemiz Amerika Birleşik Devletleri olarak gözüküyor buradan tekrar Almanya'ya geçelim mesela. Şu an yine Almanya'ya geçtik dostlar, bağlandı. Şimdi buradan çıkalım. Arka plandaki Google Play Store'u da kapatalım. Şu an açık bakın. Kapattım. Daha sonra telefonunuzun ayarlarına girin. Telefonunuzun ayarlarına girdikten sonra ayarlar ekranından uygulamalar menüsünü bulun. Şu anda biz buluyoruz. Evet bakın burada. Telefonunuzun ayarlarından uygulamalar menüsüne girin. Uygulamalar menüsünden Google Play Store bulun dostlar. Hemen bulalım. Bakın burada. Bulduktan sonra üzerine dokunuyoruz. Daha sonra buradan depolama diyoruz. Depolamaya gelince ön belleği temizle diyerek Google Play Store'un ön belleğini temizleyin. Sonra ayarlardan çıkabiliriz. Ayarlardan çıktıktan sonra tekrar Google Play Store'a girin. Hizmet şartlarını kabul edin. Az önce bulamadığımız lasso uygulamasını şimdi aramayı deneyelim. Bakalım şimdi gözükecek mi? Buradan lasso diyelim. Evet bakın en üstte geldi dostlar. Az önce bu uygulamamız gözükmüyordu. Bakın şu anda gözüküyor rahatlıkla. Hatta buradan yükledersek. dersek Facebook'a ait bu uygulama telefonumuz yüklenecektir. Şimdi yüklemeyi iptal et diyelim. Google Play Store'da karşılaştığınız bu uygulama ülkenizde kullanılamıyor sorununu bu şekilde çözebilirsiniz. Bunun haricinde Google Play Store'da ayarlardan ülke nasıl değiştirilebilir onu da gösterelim hemen dostlar. Buradan geri geliyoruz. Yine geri diyelim. Google Play Store açtığınız zaman sol üst köşedeki 300G dokunun. Dokunduğunuz zaman karşınıza bu şekilde seçenekler gelir. Bu seçenekler içerisinden hesap menüsüne girin. Hesap menüsüne girdikten sonra karşınıza bu şekilde bir ekran geliyor dostlar. Ülkemizi buradan değiştirebilmek için öncelikle bir tane ödeme yöntemi eklememiz lazım. Seçtiğiniz VPN sunucusuna göre buradaki ödeme yöntemleri değişebilir. Şu anda bakın kredi kartı veya banka kartı ekle diyor ve PayPal hesabı ekle diyor. Eğer seçtiğiniz ülkede bunlar kullanılabiliyorsa burada gözüküyor. Şu anda mesela biz Amerika'yı seçmişiz. Amerika'yı seçtiğimiz için bu iki ödeme yöntemi geliyor. Biz buradan kredi kartı veya banka kartı ekle diyelim. Ekle deyince gördüğünüz üzere Google Play ülkeniz Amerika Birleşik Devletleri olarak değiştirecektir diyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var dostlar. Burada uyarıda söylediği gibi 365 gün boyunca geçerli ödeme yöntemlerinizi veya Play bakiyenizi kullanamaz ve ülkenizi tekrar değiştiremezsiniz diyor. Yani bu ülke değişikliğini yaptığınız zaman bir yıl boyunca tekrar ülkenizi değiştiremeyeceksiniz. Bu ülke değişikliği işleminin tamamlanması yaklaşık 48 saat süredir diyor gördüğünüzde. İşlem tamamlanıncaya kadar fiyatları yeni para veriminde göremeyebilir veya satın alma işlemleri gerçekleştiremeyebilirsiniz diyor. Burada bu uyarıyı okuduktan sonra devam diyoruz. Şimdi biz buraya kredi kartımızı ekleyelim. Ben şimdi ekliyorum. Evet şu anda kredi kartımızı ekledik. Buraya ödeme yöntemimizi ekledikten sonra kartınızdan belli bir miktar para çekilebilir dostlar kontrol için. Şu anda benim banka kartımdan 1 dolar çekildi. Hemen size şu şekilde çekilen miktarı göstereyim. Bakın bu şekilde Google'a ait 1 dolarlık bir ücret çekildi. Bu ücret Birkaç gün sonra kartınıza iade edilir. Dediğimiz üzere bu işlem kartınızın doğru olup olmadığını test etmek için eğer kartınızda bakiye yoksa ödeme yöntemi ekleme işlemi başarılı olmayabilir. O yüzden kartınızda bakiye olmasında fayda var. Dediğimiz üzere bulunduğunuz ülkeye göre bu çekilen miktar değişebilir. Şimdi ayarlara gelelim. Bakalım ülkemiz değişmiş mi görelim. Sol üst köşeden 300 G dokunduk. 300 G dokunduktan sonra buradan hesap menüsüne giriyoruz. Evet gördüğünüz üzere burada ülkemiz Amerika Birleşik Devletleri olarak değişmiş. Dediğimiz üzere buradan ülke değiştirdiğiniz zaman bir dahaki ülke değiştirme işlemini bir yıl sonra yapabilirsiniz. Bir yıl boyunca tekrar buradan ülke değiştiremiyorsunuz. Bundan dolayı ülke değiştirme işleminiz illaki gerekliyse yapın dostlar. Gerekli değilse ülke değiştirme işlemini yapmanızı önermem. Az önce de gösterdiğim gibi eğer Google Play Store üzerinden herhangi bir uygulamayı normalde yükleyemiyorsanız bu uygulama ülkenizde kullanılamıyor gibisinden bir uyarıyla karşılaşıyorsanız en başta gösterdiğim şekilde yaparak uygulamayı yükleyebilirsiniz. Çünkü bazen bu şekilde hesap kısmından ülkeyi kalıcı olarak değiştirmeye gerek kalmayabiliyor. O yüzden buna dikkat etmenizde fayda var. Aranızda Google Play Store'un ayarlarından ülke değiştirmenin faydaları neler gibisinden soranlar olabilir dostlar. Bunu da kısaca cevaplamaya çalışalım. Gördüğünüz üzere az önce Google Play Store'a girdiğimiz zaman Lasso uygulamasını kuramamıştık. Çünkü uygulama aramalarda çıkmıyordu. Şu anda ülkemiz değiştirdiğimiz için ve ayrıca VPN ile bağlı olduğumuz için direkt olarak aramalarda çıkıyor bakın. Girdiğimiz zamansa rahatlıkla uygulamayı indirip yükleyebiliyoruz. Ama ülkemizi değiştirilmeseydik ve VPN ile bağlanmıyor olsaydık burada bu uygulamayı bulamıyor ve yükleyemiyor olacaktık. Şu anda gördüğünüz üzere sorunsuzca indirilebiliyor. Şu anda Google Play Store'un hesap kısmından ülkemizi Amerika olarak değiştirdik. Şimdi Google Play Store'u kapatalım. İsterseniz VPN'de şu şekilde bağlantıyı kes diyelim. Hatta şu şekilde VPN uygulamasını komple kaldıralım. Bakın şu anda VPN kaldırıldı diyor. Uygulamayı kaldırdıktan sonra Google Play Store'un ön belirlerini temizleyelim. Bakalım bu uygulamayı tekrar bulabileceğiz ve kurabilecek miyiz? Görelim. Buradan uygulama içerisinden Google Play Store'a geliyoruz. Şu şekilde buradan bulduk. Depolama kısmına gelerek ön belleği temizlediyoruz dostlar. Ön belleği temizledikten sonra buradan çıkalım. Google Play Store'a tekrar girelim. Şu anda bakın VPN'e bağlı değiliz. Ama hesap kısmına geldiğimiz zaman burada ülkemizin Amerika olduğunu görebilirsiniz. Buradan geri gelelim. Şimdi arama kısmına tekrar Lasto yazalım. Bakalım uygulama karşımıza çıkacak mı? Evet, Lasto yazdık ve uygulama kolay bir şekilde karşımıza çıktı dostlar. Ve buradan yüklediğimiz zaman yine uygulamayı kolaylıkla indirebiliyoruz. Gördüğünüz üzere Google Play Store'un ayarlarından kavurucularak olarak ülkeyi değiştirmenin faydası bu dostlar. Onun haricinde tabii ülkemizde kullanılamayan fakat seçtiğiniz ülkede kullanılamayan uygulamaları Google Play sorularından kolaylıkla görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere işlem çok basit. Eğer takıldığınız veya yapamadığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı oluyorsa teşekkür etmek için videoyu sağ alttan beğenmeyi unutmayın. Bizi destek olmak içinse eğer abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.